Selamun aleyküm arkadaşlar. Almanya'dan, Brüngen'den evinize sevgiler, saygılar, selamlar. Arkadaşlar dışarıda bir yağmur var, bir fırtına var. Yıkılıyor ortalık. Cuma günden beri yatıyorum. Yük yok. Yani yükten ziyade zaten 45 yapıyoruz. Dinleniyoruz yani. Şimdi markete gidecektim. WhatsApp'tan tanımadığım bir numara bana bir mesaj attı. Büyük ihtimalle de YouTube'dan almış, yani kanaldan almış numaramı. Çünkü o arkadaş gibi aynı konudan dolayı başka arkadaşlar da mesaj yazmıştı. Konumuz İngiltere irtica arkadaşlar. Şimdi bu videoyu bizim videoları izleyen arkadaşlar İngiltere çalıştığımızı öğrendikleri için bir şansını denemek istediler herhalde. Arkadaşlar biz İngiltere'ye adam geçirmiyoruz. İnsan ticareti veyahut da insan kaçakçılığı yapmıyoruz. Bizim haramla değil helalle işimiz var. Arayan arkadaşlar da bunu söylüyorum zaten ama söyle bir yere kadar şu videoyu yapayım dedim belki faydası olur. Biz adam geçirmiyoruz, adam kaçırmıyoruz arkadaşlar. İnsan ticareti yapmıyoruz. Bu iş bizim işimiz değil. Bizi aşan bir iş. O çok başka adamların işi. Yani karaktersizlerin işi. Öyle diyeyim ben size. Bu iş bizim işimiz değil. Bundan dolayı arkadaşlar beni bu konudan dolayı bana aramayın. Mesaj atmayın. Ulan bir gün de hayırlı bir şey için arayın böyle. Neyse. Durum bu arkadaşlar. Bu geçmek isteyen arkadaşlar, İngiltere'ye geçmek isteyen arkadaşlar kaç paraya geçiliyor, nasıl geçiliyor diye sorular soruyor. Ben yapmadığım için bilmiyorum. Ama duyduklarım şu arkadaşlar, bu adamlar yine tırlarla gidiyorlar. Ve adam başına da 10.000 pound aldıklarını duyuyorum. Bir diğer konu, bu İngiltere'de ne var ben anlamış değilim. Yani ben bu İngiltere'ye 50 defa gittim, 10 yıldır gidiyorum, geliyorum. Köyüne, kasabasına kadar gittim. Yani Avrupa'da olmayıp da İngiltere'de olan ne var? Ben onu çözmüş değilim. Bu insanlar niye İngiltere'ye gitmek istiyor? Ben onu anlamış değilim. Hadi Türkiye'dekileri anlayabiliyorum bir nebze. Yaşam şartları kısıtlı Türkiye'de. Yani hayat şartları zor. Onları anlayabiliyorum da bu Avrupa'da yaşayıp da İngiltere'ye kaçmak isteyen insanları ben çözmüş değilim. Zaten Avrupa'dasın. Yani Avrupa'da olmayıp da İngiltere'de olan ne var? Yani orada yağmurdan yağmıyor ki para. Veyahut da kazmaya her vurduğun yerden altın çıkmıyor. Yani orada da çalışacaksın sonuçta. Orada kazandığın para da ancak orada yeter. İngiltere pahalı bir memleket arkadaşım. Yani İngiltere'de bir sigara, bir paket sigara 20 pound. 20 pound aşağı yukarı 25 euro falan yapıyor. Yani bir sigara 25 euro. Avrupa'nın her yerinde bir sigara 7 euro. Yani Avrupa'yı 3'e katlamış orası. Biz İngiltere'ye giderken alışverişimiz dahi komple Avrupa'da yapar. İngiltere öyle gider. İngiltere'de biz bir iğne dahi almayız. İngiltere çok pahalı bir memleket. Yani İyi bir yaşam, iyi bir hayat falan bu niyetle yola çıkıyorsanız vallahi pişman olursunuz. Ben size söyleyeyim yani. Hakikaten pişman olursunuz. Hadi Türkiye'dekileri anlayabilirim. Adamların durumları ortada. Zor yani Türkiye'de yaşamak. Ama altını kafese koymuşlar. Altın kafese koymuşlar. Yine de evim demiş yani. Bunun misal yani ben Türkiye'nin üzerinde memleket tanımam. Her ne kadar da şartlarımız biraz zor olsa da Avrupa'ya göre ben tanımam. Yani Avrupa'da o kadar da iyi değil. Yani zannetmeyin Avrupa'da çok iyi. Yani Avrupa'da aynı, İngiltere'de aynı arkadaşlar. Yani burada kazandığınız burada yeter. Memlekete bir faydanız olmaz. Ha bu parayı Türkiye'ye aktarabilirseniz bir şeyler olur. Ama aktarma şansınız yok sonuçta. Ne biriktireceğinden ne aktaracaksın. Aldığın para ortada yani. Aldığın para elektriğine, suyuna, kirana gider. Ondan ne kalacak sana? Almanya'da bir ev kirası 1000 euro. Burada adam 5000 euro maaş almıyor ki. 2000 euro, 1800 euro, 1500 euro böyle maaşlar yani buralarda da. Yani o kadar büyük para almıyorlar. Millet burada. Aldığı para. Yani burada karı koca çalışacaksın ki bir şeye benzesin. Tek tabanca çalıştığın zaman sadece sen kendi evini ancak geçindirsin arkadaşım. Ben sana söyleyeyim. Yani Avrupa'da da bir şey yok. İngiltere'de de bir şey yok. Haybi bu yollarda bu düşünceyle yola çıkmayın. Perişan olursunuz. Pişman olursunuz. Ne varsa senin ülkende var. Türkiye'mde var. Az olsun, huzurlu olsun kardeşim. Sen Türkiye'de hangi kapıyı tıklarsan tıkla. Açım da sana yemek verir. Benim milletim böyledir. Sen de biliyorsun bunu. Benim ülkem ama sen Avrupa'da bir kapıya tıklayacaksın bana yemek vereceksin ha. Sen o kapıyı tıkla.
O içerideki şerefsiz o kapıyı açana kadar kapıya polis gelir. Benim başıma geldi. Bir zamanlar Almanya'da bir adres soracağım. Yani fabrikaya gittim, yükleme yapmayacağım. Geldim fabrikanın. Ben ilan adrese geldim. Benim adrese fabrika yok, bir tane ev var. Ya ben mi yanlış geldim dedim ya. Baktım böyle naviye maviye ona buna. Adres doğru. Dedim ki kapıya bir tane bizim Türkiye gibi yani. Sorayım bakayım hani şey bir kere bir sorayım hesabı. Abi zile bastım. İçerideki kadın kapıyı açana kadar kapıya polis geldi. Yemin ediyorum bak. Kadın içeriden demiş yani kapımda yabancı bir adam var demiş. Yani olay bu arkadaşlar. Yani sen Avrupa'da insanlık bekleme. Bizim Türklerin çoğu da bozulmuş zaten burada. Onlar da bozulmuş. Sen Türkiye'de açım de yani komşun da yardım eder, arkadaşın da yardım eder. Bir şekilde yürütürsün yani işini. Anlatamıyorum ama Avrupa'da öyle bir lüksün yok. Avrupa'da öyle bir para da yok. Hani çalış burada, tamam çalışıyorsun ama aldığın para ancak buraya yeter arkadaşım. Siz Almanya'dan izine gelenlerin öyle cavcavlı geldiklerine bakmayın. Biz onları biliyoruz burada ne durumlarda olduklarını. Ben tur şoförüyüm. Girmedim, şehir gitmedim, ülke gitmedim, şehir yok. Avrupa'nın her tarafında da, dünyanın her tarafında da. Her yerde de Türklerle karşılaşıyoruz. Hepsi perişan, hepsi bitik. Bakmayın siz onlara yani Türkiye'ye şöyle şöyle yukarıdan üst perdeden konuşalım. Bize konuşsan onlar. Onlar bana anlatsınlar bir onlar. Anlatabildim mi? Yok öyle bir dünya. Burada kazandıkları burada yetiyor. O da kıt kanaat. Burada asgari ücret 2000 lira, 2200 lira. Hani Türkiye'de 2200 TL. Aynı yani. İngiltere desen zaten başlı başına bir bela yani. İngiltere bir yani güvenlik açısından da riskli bir ülke. Yani o Avrupa gibi güvenli bir ülke değil orası. Çok tehlikeli bir ülke İngiltere. Bu yüzden İngiltere'ye kaçma sevdasından vazgeçin. Hangi ülkedeyseniz o ülkede kalın. Hatta Türkiye'ye dönün. Eğer bir yere kadar geldiyseniz kaça kaça. Bir an önce Türkiye'ye dönün arkadaşlar, perişan olursunuz, pişman olursunuz yani. Tamam mı? Bizim ülkenin güzel. Ben 55 tane ülke gezmiş adamım. Bu da tecrübe konuşuyor. Yani burada bir mütevazilik davranmayacağım yani. Ben 55 tane ülke gittim. Asya'sı, Avrupa'sı da. Ben benim ülkemin üzerine ülke tanımam. Vallahi tanımam, billahi tanımam. Perişan olursun arkadaşım. Pişman olursun. Hayallere kapılmayın. Elinde bir yeteneğin yoksa, bir mesleğin yoksa senden bir cacık olmaz. Elinde de bir yeteneğin, bir mesleğin varsa git onu memleketine değerlendir. İrtica etmek isteyen arkadaşlar, İltica ile alakalı ben size yardımcı olamam. Biz o işi yapmıyoruz. Yapmam da zaten. Yapanlar var. Tanımıyorum. Duyuyoruz. Adam başına da 10 bin pound aldıklarını biliyorum. Bunu bilin. İngiltere'de de öylesi güzel bir hayat da beklemiyor. Onu da bilin. Çok zor hayat bekliyor sizi. Eğer gidenler olursa. Bunu bilin. Yani iyi bir hayat, iyi bir yaşantı için oraya gidiyorsanız bu sevdadan vazgeçin. Özel sebepleriniz varsa onu ben bilemem. Ona bir şey diyemiyorum. Ama diğer hayat şartlarını iyileştireyim, hayatı kurtarayım diye gidiyorsanız bu sevdadan vazgeçin arkadaşım. Hadi selametle.